Merhaba sevgili hanımlar. Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda bebekler için kadife ipten böyle çok güzel yumuşacık, pufur pufur bir battaniye çalışması yapacağız. Battaniyemiz çok kullanışlı arkadaşlar. Battaniyemize ilmek atarak başlıyoruz. Haroşa ilmeklerimizi ördükten sonra küp şekeri modeli uygulaması yapıyoruz. Bir küpümüzü ters ilmek, bir küpümüzü düz ilmek örerek devam ediyoruz. İkinci modellerimizi ters ilmeklerimizin üzerine düz, düz ilmeklerimizin üzerine de ters ilmekler örerek istediğimiz boyuta gelinceye kadar battaniyemizi örüyoruz. Uç kısmına da haroşa örerek battaniyemizi örüp tamamlıyoruz arkadaşlar. Dört kenarına da böyle saten ince kurdale geçirerek süsleme yaptım. Her köşesine de beyaz satenden kelebek şeklinde kelebek kurdaleler dikerek battaniyemin süslemesini yaptım. Şu şekilde arkadaşlar, her köşesine birer tane kelebek dikerek battaniyemi ördüm, tamamladım. Battaniyemin ebatları 1 metreye 85 oldu. 670 gram ip kullandım. Ben bu ipimi açık kilo hesabı olarak aldım arkadaşlar. İpim çok güzel, çok kaliteli, yumuşacık bir ip. Himalaya Dolphin markasında bir ip kalitesinde. Yumuşacık, pufur pufur bir battaniye oldu. Bebeklerimizi kış günlerinde sıcacık sarıp sarmalayacak harika bir battaniye çalıştık arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız malzemelerinizi hazırlayın. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Battaniyemizi örmeye başlayalım. Örmek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Kadife ip örerken ipimiz bittiği zaman düğüm nasıl atarız onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kadife ipimizin tüylü bölümünden böyle biraz iplerimizin tüyünü çekerek orta kısımdaki ip bölümünü çıkartıyoruz. Diğer ipimizi de aynı şekilde tüylerini çıkartarak tüyleri bir kenara alalım. Şimdi bu iki ipimizi birleştirerek düğüm atacağız arkadaşlar. Şöyle iki ucunu birleştirerek bu içinden ipimin ucunu çıkardım, iplerimin ucunu. Bunu tam dibe kadar şöyle elimizle yavaş yavaş dibe kadar götürüyorum. Bu iki ucunu tutarak şöyle tekrar çektim ve düğümledim. Bakın aynı dümdüz oldu arkadaşlar. Şimdi buraya bir düğüm daha atıyorum. İpimin fazlasını buradan keserek ucunu çakmakla yakacağım. Şöyle yapıştırarak bakın arkadaşlar, bu şekilde birleştirerek örgülerinizi örebilirsiniz. Bu şekilde hiç belli olmuyor. Battaniyemin malzemelerinden kısaca bahsederek battaniyemizi örmeye geçebiliriz. İpim kadife bir ip. Şöyle yumuşacık arkadaşlar. Pufuduk pufuduk. Rengimiz de lila. Çok güzel. Bu ip kilo hesabı satılıyordu arkadaşlar. Ekonomik olduğu için aldım. Dokusu çok güzel. Bakın şöyle dokusuna, yumuşacık ve çok güzel. Sizler de ekonomik olması açısından böyle açık kilo hesabı satılan iplerden alarak rahatlıkla örebilirsiniz. Şişimde 4,5 mm arkadaşlar. Siz de elinize ve ipinizin kalınlığına göre şişinizi ayarlayarak örebilirsiniz. Şimdi hazırsanız battaniyemizi örmeye başlayabiliriz.
Alt ipimi şöyle biraz uzun bırakarak arkadaşlar battaniyeme ilmek atmaya başlıyorum. Hem ilmeklerimiz fazla olduğu için hem de ilmeklerimizi biraz böyle gevşek, bol şeklinde atacağımız için alt ipimizi biraz uzun tutalım. Şöyle ilmeklerimizi bakın geniş geniş alarak şu şekilde. Alt kısmının kasmaması için ilmeklerimizi böyle bol atalım. 116 tane ilmeğimizi atıp gelelim. 116 tane ilmeğimi attım arkadaşlar. Bakın böyle şişimin dolusu, misinamın dolusu şeklinde oldu ilmeklerim. Ben birebir örmek istiyorum arkadaşlar battaniyemin ölçüsünü. Eğer siz 90, 85, 90 santim örmek istiyorsanız 8 ilmek eksik başlayarak yapabilirsiniz. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Arka sırama geçerek ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzden ve arka yüzden ilmeklerimi düz ilmekler örerek haruşa elde edeceğim arkadaşlar. Ben haruşamı düz ilmekler örerek elde ediyorum. Siz istediğiniz ya da alıştığınız şekilde örerek haruşanızı elde edebilirsiniz. İlmeklerimin hepsini düz ilmekler örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeklerimi düz ilmekler örerek ördüm, sıra sonuna geldim. Son ilmeğim arkadaşlar ben örmeden şişime boş aldım. Ön yüze döndüm. Ön yüzde de şimdi yine bütün ilmeklerimi bakın bir diş haruşamız oldu. Ön yüzden de ilmeklerimi yine düz ilmekler olarak örüyorum. Tersten haruşa örenler de tersten örerek haruşasını elde edebilir. Haruşalarımı 8 sıraya tamamlayıp geliyorum. Model kurulumuna hep birlikte geçelim. Battaniyemin ilmeklerini 8 sıra haruşa örerek 8 diş tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ön yüzdeyim. Şimdi model uygulamasına geçeceğim. Başta ve diğer başta 7 ilmeğimi kenar haruşa olarak devam ettireceğim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haruşa ördüm. Şimdi model uygulamasını arkadaşlar 6 ilmek düz, 6 ilmek ters, 6 ilmek düz, 6 ilmek ters olarak modelimizi kuruyoruz. 2, 4, 6, 7 ilmek kenar haruşalarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. İpimin ön tarafı alarak 6 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz örelim. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Siz isterseniz arkadaşlar 4 ilmek üzerine kurabilirsiniz. İsterseniz daha ilmeklerinizi artırarak büyük kareler yapabilirsiniz. 4,
5, 6, tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. 2, 3, 4, 5, 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters. 6 da düz örerek model kurulumumuzu tamamlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Başlarken de arkadaşlar ilk düz ilmeklerle başlamıştık. Şimdi sıramızın sonundaki karemiz de düz ilmek olarak bitti. 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi ipimi benden tarafa alarak örmeden boş alıyorum. Sırama başlarken ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın bu ipimizin sağ tarafta olduğu zaman ters sıramız oluyor. Şimdi ön tarafta ördüğümüz ilmekleri bakın burada 6 ilmeğimizi ön yüzde son bitirirken düz olarak ördük. Arka yüze ters olarak düştü. Şimdi burada ters ilmekler olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki 6 ilmeğimizi de ön yüzde ters ilmekler olarak örmüştük. Bakın arka tarafa düz ilmekler olarak düştü. Yani ilmeklerimizi düz görüyorsak düz örelim. Ters görüyorsak ters örerek arka sıramızı örüp tamamlayalım. Yine ön yüze gelelim. İkinci sıramızı birlikte örelim. Arka sırada ilmeklerimi düz gördüklerimi düz ördüm. Ters gördüklerimi ters ördüm. Kenar patımın ilmeklerini de haroşa örerek ön yüze geldim. Modelimizin ikinci sırasını örüyoruz. 7 kenar haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ilmeklerimiz 6 ilmek düz, 6 ilmek ters. Arkadaşlar küp şeker modelimizi bu şekilde uygulayacağız. Ters, 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 5, 6. 6 ters, 6 düz, 6 ters, 6 düz örerek sıramızı tamamlayalım. Arka sırada da yine kenar 7'şer ilmeğimizi haroşa örelim. İlmeklerimizi de ters gördüklerimizi ters, düz gördüklerimizi düz örerek arka sıramızı da örüp ön yüze gelelim. Bakın bu şekilde oluyor. Düz, ters, düz, ters. İlmeklerimi ön yüzde haroşalarımı düz, düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar sıra sonunda haroşa ilmeklerimi düz ördüm. Arka sırama geçtim. Arka sırada yine kenar haroşalarımı düz ördüm. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek iki sıra örüp geldim arkadaşlar. Bakın iki diş haroşa olmuş oldu. Yani 4 sıra ördük. 2 diş haroşamız oldu. Aynı bu şekilde örerek devam edelim. Buraya benim gibi isterseniz siz de bir tane işaretleyici, belirleyici takarak bundan sonra buradaki haroşamızı 4 diş daha örerek 6 dişe tamamlayalım. Buradan ilmeklerimizi de sayarsak 1, 2, 3, 4 sıra olmuş ters sıramız. 12 sıraya bu ters sıramızı tamamlayalım. Buradaki haroşalarımızı da 6 diş haroşaya tamamlayarak
küp şekerlerimizi örüp gelelim. İkinci modellerimizi yine birlikte uygulayalım. Battaniyemin ilk küp şekeri modelini tamamladım arkadaşlar. Bakın burada işaret koymuştum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sıramız oldu. Burada ters sıramızı da sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra, yani önden ve arkadan örerek 12 sıra ördük. 6 diş de haroşa elde ettik. Şimdi modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Buradaki 6 düz ilmeğimizin üzerine ters ilmek öreceğiz. Ters ilmeğimizin üzerine düz ilmek olarak öreceğiz. Tekrar düz ilmeğimizin üzerine de ters ilmekler olarak küp şekerlerimizin bu sırada yerini değiştiriyoruz. Yine kenar haroşalarımı örüyorum 7 ilmek. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burada 2, 4, 6 ilmek düz ilmeğimiz vardı. Düz ilmekle başlamıştık. Son küp şekerimizi de düz ilmek olarak 6 ilmek bitirmiştik. Şimdi bu düz ilmeğimizin üzerine ters ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 2, 4, 6 tane ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmeğimizin üzerine de düz ilmek olarak değiştiriyoruz. Beş, altı. Buradaki düz ilmeğimizin üzerine de ters ilmek olarak değiştirip battaniyemizi bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Son düz ilmeklerimin üzerine de ters ilmekler örerek ikinci küp şekerimizin ilk sırasını tamamlamış oluyoruz. Kenar ilmeklerimi de haroşalarımı yine düz örerek sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi örmeden boş aldım. Arka sırama döndüm. Arka sırada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz haroşa ördüm. Şimdi bakın bu son düz ilmeklerimizi ters ilmeğe çevirmiştik. Ön yüzde, arka yüzde ters ilmeklerimizin üzerine düz ilmek olarak örüyoruz. Beş, altı. Burada da düz ilmeklerimizin üzerine ters örmüşüz. Ters olarak arka sıramızda örerek devam edelim. İkinci küp şekerlerimin sıralarını iki sıra ördüm. Bir sıra ön yüzden ördüm. Düz ilmeklerimi ters ilmeklerimin üzerine düz ilmeğe çevirdim. Bir sırada arka sıradan ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek iki sıraya tamamladım. Buradaki işaretleyicimiz arkadaşlar, yine isterseniz yukarıya kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şaşırmamak için şuraya takıyorum. Bir sıra haroşamız oluştu. Buradaki haroşamızı yine alt modeldeki gibi 6 sıra haroşaya tamamlayalım. Buradaki ters ilmeklerimizi de 2 sıramız oldu. 10 sıra daha örerek 12 sıraya tamamlayarak 3. küp şekerlerimizi kuralım. 3. küp şekerlerimizi de alt sırada olduğu gibi terslerin üzerine düz, düz ilmeklerin üzerine ters, ters ilmeklerin üzerine de düz ilmekler örerek, yani bir alt sıraya bakarak battaniyemizi bu şekilde örerek devam edelim. Kenar haroşalarımızı ön yüzde de arka yüzde de düz örelim. Küp şeker ilmeklerimizi de ön yüzde de arka yüzde de nasıl görüyorsak ilmeklerimizi o şekilde örelim. Sadece küplerimiz 12 sıra olduktan sonra ön yüzde yerlerini değiştirerek terslerin üzerine alt sıradaki gibi düz, düz ilmeklerin üzerine de alt sıradaki gibi ters örerek yeni yeni küp şekerler uygulayarak battaniyemizi örüp ilerletelim. Ben biraz battaniyemi örüp ilerletmek istiyorum arkadaşlar.
Gelince sizlere kaç küp şeker modeli sırası ördüğümü söyleyeceğim. Bu alt sıradaki haroşa bandımızı da yine birlikte başlayarak örmeye devam edelim. Küp şekeri modeli battaniyemi ördüm, tamamladım arkadaşlar. Battaniyemizin eninde 17 tane altışar ilmekten oluşan küp şeker modelimiz vardı. Boyunu da 16 tane küp şeker modeli örerek tamamladım. Şimdi burada ön yüzde bütün ilmeklerimi düz ilmekler örerek diğer başa geçtim. Şimdi burada da bütün ilmeklerimi düz ilmekler örerek haroşa yapacağım. Yani kenar haroşamızı yapacağız. Bütün ilmeklerimi ön yüzde de arka yüzde de düz ilmekler örüyorum. 8 sıra haroşa öreceğiz. Eğer siz kare olmasını isterseniz 2 ya da 3 küp şekeri modeli daha örerek battaniyenizi kare bir battaniye elde edebilirsiniz arkadaşlar. Benim ipim bu kadar yeterli oldu. Onun için 16 modeli küp şekerinde bıraktım. Bu şekilde bir sıra haroşamız oluşuyor. 8 diş haroşaya tamamlayalım. Aynı ilk başta ördüğümüz gibi 2, 4, 6, 8 diş haroşa örelim. İlmeklerimizi de 2 ilmeğimizi bir örüp keserek haroşalarımızı örüp tamamlayalım. İlmeklerimizi de keserek battaniyemizi tamamen bitirmiş olalım. Ben battaniyemin haroşalarını örüp kestikten sonra arkadaşlar şöyle battaniyemin kenarına ince kurdale geçireceğim. Şu şekilde şöyle ince bir kurdale aldım. Buradan patlarımın kenarından ve şu başladığımız 8 haroşanın dibinden ilmeklerimin arasından geçirerek kurdalemi şu şekilde 2 ilmek atlayıp 2 ilmeğin içerisinden çengelli iğnemden yardım alarak şu şekilde arkadaşlar kurdalemi de bu şekilde dört etrafına geçirerek kenarlarına da hazır fiyonklardan aldım. Köşelere de şöyle şu kurdalemden fiyonkumdan dikerek battaniyemi bitirip geliyorum. Bitmiş halini hep birlikte görelim. Battaniyemi ördüm, tamamladım arkadaşlar. Kenar haroşalarımı 2, 4, 6, 8, 9 diş ördüm. 8 diş örelim demiştim. İpim birazcık artıyordu. Kalıp israf olmasın diye 9 diş ördüm. İlmeklerimi de düz ilmekler şeklinde biraz ilmeklerimi esnek tutarak kestim. Battaniyemi tamamladım. Kenarlarına da böyle saten kurdale geçirip kelebekler dikerek süsleme yapacağım demiştim. Kurdalemi geçirdim dört etrafına. Her köşesine de böyle saten kelebek şeklinde fiyonk kurdale dikerek battaniyemin süslemesini yaptım. Bakın arkadaşlar, dört köşesine bu fiyonklardan dikerek battaniyemi süsledim. Battaniyemin ebatı büyük olduğu için arkadaşlar biraz kadrajıma girmekte sıkıntı oluyor. Şu şekilde 4 kat yaparak sizlere göstermeye çalışıyorum. Battaniyemin ebatları 1 metreye 85 santim oldu arkadaşlar. Eğer siz 1 metreye 1 metre örmek isterseniz 2 ya da 3 tane küp şekeri modeli daha ilave ederek 1 metreye 1 metre şeklinde battaniyenizi örüp bebekleriniz için kullanabilirsiniz. Benim bugünkü videom buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.